Pazarlık masası kuruluyor. Asgari ücret zammı için masaya gelecek rakam belli oldu. Asgari ücret zammının belirlenmesi için geri sayım başlarken tarafların pazarlık masasına oturacakları rakamlar belli olmaya başladı. Türk İş Pazarlık Masası'na hangi zam tutarı ile oturacak? Türkiye'de milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek olan asgari ücret için zam hesapları yoğunlaşmaya başladı. Asgari ücrete yapılacak olan zammın belirlenebilmesi için yasal süreç merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu sürecin nasıl işleyeceğini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde açıklamıştı. Komisyon Aralık'ta toplanacak. Aralık ayının başında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya davet edecek. Bu toplantıda 15 üyenin katılım hakkı bulunacak, 5 üyeyi işverenleri temsilen TİSK belirleyecek, 5 üye de asgari ücretlileri temsilen en kalabalık işçi konfederasyonu olan Türk İş tarafından belirlenecek. Bu yıl Türk İş'in belirleyeceği 5 kişi içerisinde biri kadın ve biri erkek olmak üzere 2 asgari ücretli çalışan da bulunacak. Kalan 5 üye ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bürokratlardan oluşacak. Asgari ücret ZAMMENDA hangi veriler dikkate alınacak? Asgari ücret zammı belirlenirken dikkate alınacak olan ana veri enflasyon olacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bunun işaretini, çalışanlarımızı enflasyona yine ezdirmeyeceğiz, açıklaması ile vermişti. Ancak tek dikkate alınacak veri enflasyon olmayacak. Çalışma Bakanlığı zam pazarlıklarında masaya getirmek için 3 önemli çalışmayı yapmaya başladı. Bunların ilki geçinme indeksi olacak. Bir diğer ise işverenlerle yapılacak asgari ücret zammı anketi olacak. Aynı şekilde işçilerle yapılacak asgari ücret zammı da 3. veri olacak. Tüm bunların birleşimi ile beraber asgari ücret zammına karar verilecek. Türk İş'in masaya sunacağı rakam belli gibi. Türk İş temsilcilerinin asgari ücret için oturacakları pazarlık masasına getirecekleri zam teklifi büyük bir ihtimalle belli oldu. Türk İş çok uzun yıllardır her ay geçinme maliyetlerine yönelik araştırma raporu hazırlıyor. Bu raporlar mile açlık sınırı, yoksulluk sınırı, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti gibi veriler ortaya çıkıyor. Türk İş bu yıl masaya bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ile oturacak. Daha önce açlık sınırı ile pazarlıklara oturuluyordu ama açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece yeterli beslenebilmesi için yapacağı gıda harcamasını kapsıyor. Bunu yeterli görmeyen Türk İş bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin daha uygun olacağına karar verdi. Ekim ayı verilerine göre bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 17.803 TL oldu. Türk İş de asgari ücret pazarlık masasında bu rakamı ileri sürerek zam talep edecek. Bu rakama onay verilmesi durumunda şu anda 11.402 TL olan net asgari ücrete yaklaşık %55 oranında zam yapılmış olacak. Bu zam da son yıllardaki oranlarla örtüştüğü için kabul edilebilir olarak görülüyor.